Herkese merhabalar. Ben İntegra Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Aylin Cevizci. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz ve oldukça sakin bir veri takvimi izlesek de hafta genelinde aslında bu haftanın gündeminde iki tane merkez bankası var. Biri yurt içi piyasalarda TCMB, bugün ise takip edeceğimiz ECB yani Avrupa Merkez Bankası'nın kararı oluyor. Bugün hem ECB'yi biraz bahsediyor olacağım, öncesinde nelere dikkat etmek gerekir diye, hem de TCMB neler yaptı ve etkileri nasıl oldu diye kısaca onları değerlendirelim istiyorum bu videomda. Merkez Bankası dün piyasa beklentilerinin hafif üzerinde bir faiz artırımıyla geç likidite penceresini 12.75 seviyesinden 13.50 seviyesine çekti. Açıkçası bu 50 ile 100 bas puan arasında şekillenen bir beklenti aralığı mevcuttu. Yani zaten piyasa tahminlerinde 50 bas puan fiyatlanmış ve belki de beklentilerin arasında en yoğunlaşan bir oranda, ama 75 bas puanlık bir artırım ile piyasa tahminlerini aşan bu karar TL'nin bir kısa vadeli de olsa bir pozitif fiyatlamaya girmesine yardımcı oldu. Dün o karar sonrasında biz 4.03 bölgesine doğru dolar TL'de bir geri çekilme izlesek de yeniden bu bölgelerden gelen tepki alımlarıyla birlikte 4.10 bölgesine doğru hamlelerin oluştuğunu gördük. Ama burada direkt bu durumu TL kaynaklı olmaktan ziyade global piyasalarda da değerlenen doların etkili olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden kurda takip edeceksek 4.05 bandı biraz önemli. Yani 4.05 desteğinin altına düşüş eğilimi uzun vadeli devam etmediğini müddetçe bu noktalar yatırımcılar açısından alım noktaları olabilir. Hani bu noktaları kısa vadeli hani geri çekimlerden en azından değerlendirebilirsiniz, ama 4.10 üzeri hamlelerde biraz kendi iç piyasamıza bakmak gerekecek. Evet, dolardaki güçlü görünüm devam ettiği müddetçe kurdaki yukarı yönlü tepkiler devam edebilir, ama merkezin dünkü hamlesi aslında bu dalgalanmayı bir miktar dizginlediğini söyleyebiliriz. En azından daha sert hamlelerden ziyade daha böyle global hareketlere eşlik eden bir dalgalanma izleyebiliriz. O yüzden bu hafta içerisinde zaten çok majör bir veri gündemimiz yoktu. Yine haber akışları odağımızda olacak, ama yurt içi piyasalarda takip edeceksek özellikle siyasi kesimdeki seçime dair veya buna benzer haber akışlarına biraz odaklanıyor olacağız diye düşünüyorum. O yüzden Merkez Bankası'nın bu hamlesi için evet beklentileri aşan bir faiz artırımı, seçim öncesindeki iki toplantısının birinde kendini de göstermesi, en azından piyasadaki oynaklığın bir miktar önüne geçmesine yardımcı oldu şeklinde değerlendirsek de karar metnindeki çok spesifik bir değişikliğin olmaması da en azından merkezin bu faiz artırımıyla birlikte kendini bu aşamada göstermesine yardımcı oldu. Bunun yanı sıra bugün ECB neler yapar, kısaca onlardan bahsedelim. Çünkü ECB'den bir faiz artırımı veya varlık alım programında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ama piyasa algısına baktığımızda sanki ECB'den veya Draghi'den bir güvercin duruş beklentisi var. Nedenine geldiğimizde evet, her ne kadar ECB varlık alım programını azaltarak bir sıkı para politikasına adım atmış olsa da aslında halen daha bu genişlemeci duruş sürüyor. O yüzden buradaki bakış açımız enflasyon, ama enflasyona baktığımızda da çok kademeli ve ivmeli bir artış görünmüyor. Yani hani bu durum ECB'nin direkt sıkı para politikasına geçiyoruz veya bu söylemlerini desteklemesini sağlayabilecek bir duruşu şu an için sergilemesine biraz erken olabilir. O yüzden bugün bir varlık alımı veya faiz konusunda bir karar değişikliği olmaz ise bence üçüncü politika olarak söylediği Draghi'nin de sözlü yönlendirmelere biraz dikkat etmek gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü Draghi'nin söylemleri artı yönde ise eksi yöne de çevirebilecek nitelikte olduğundan piyasaları şaşırtma ihtimali de çok yüksek bir başkan olmasını da göz önüne aldığınızda açıkçası ben Draghi'nin söylemlerine önem veriyorum. Kritik noktalardı euro dolar paritesi çünkü. 1.22'lerin altına gevşiyor olması uzun vadeli yatay trendin de altına doğru bir hareketini gösteriyor ve eğer bu noktalar kalıcı olursa biz euro dolarda önümüzdeki günlerde 1.20 bölgesinde konuşabiliriz. Ama bu seyri de değiştirecek bir gündem maddesi varsa bence bugün ECB'nin kararını takip etmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü yeniden bu noktalar, eğer Draghi'nin söylemleri piyasaların o güvercin beklentisinin aksine şahin değerlendirilirse yeniden o yatay bandının içine girip bu noktalar tepki alımları olarak değerlendirilip 1.22-1.23 aralığına doğru seyirlerin oluşmasını sağlayabilir. O yüzden 14.45 Türkiye saatiyle ve 15.30'daki Draghi'nin konuşmasına dikkat etmekte fayda var diye belirtelim. Herkese iyi haftalar, iyi kazançlar dilerim.